Pekala, erkeklerin boylarının 178 santimlik ortalama ve 8 santimlik standart sapmaya, kadınların boylarının da 170 santimlik ortalama ve 6 santimlik standart sapmaya sahip olduğunu, erkek ve kadınların boylarının normal bir dağılımı olduğunu ve rastgele ve bağımsız olarak bir erkek bir de kadın seçtiğimizi varsayalım. Evet, seçtiğimiz kadının seçtiğimiz erkekten uzun olmasının olasılığını bulunuz diyorlar. Şimdi her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve bu olasılığı kendi kendinize hesaplamaya çalışın. İsterseniz size bir ipucu da verebilirim. E'yi rastgele seçilmiş bir erkeğin boyu, K'yi rastgele seçilmiş bir kadının boyu, F'yi de bu iki rastsal değişkene bağlı üçüncü bir rastsal değişken olarak evet F'yi de rastgele seçilmiş bir erkekle rastgele seçilmiş bir kadının boyları arasındaki fark olarak Tanımlayalım. Bu durumda f rastsal değişkeni e eksi k olacaktır, öyle değil mi? sorudaki erkek ve kadınların boylarının normal bir dağılımı ifadesine göre ilk iki rassal değişkenin normal bir dağılıma sahip olduğunu biliyoruz. Buna ek olarak normal dağılıma sahip rassal değişkenlerin farkının da normal bir dağılıma sahip olduğunu biliyor olmalısınız. Bilmiyorsanız da şu anda öğrendiniz. Peki, bu bilgiye dayanarak bu sorunun cevabını yani bir kadının bir erkekten uzun olmasının olasılığının ne olduğunu artık bulabilir misiniz? Ne dersiniz? Hadi şimdi beni durdurun ve başlayın. Peki, şimdi de birlikte çözelim. Yardımcı olması için bu üç rassal değişkene ait, normal dağılımları da ekrana getiriyorum. Birinci dağılım, e'nin dağılımı? Tam ortada e'nin ortalaması var. e'nin ortalamasının 178 santimetre olduğunu vermişlerdi. Bize verilen tüm değerler santimetre olduğu için her şeyin santimetre türünden olduğunu varsayacağız. e'nin standart sapması da bir bakalım. Evet, 8 santimetreydi. Bunu da şu şekilde işaretleyelim. Burası ortalamanın bir standart sapma üstü, burası da bir standart sapma 6 olsun. Evet, bu nokta 178'den 8 santimetre fazla, yani 186 santimetre ve burası da 8 santimetre az, yani 170 santimetre olacak değil mi? Evet, bu E rastsal değişkeniydi. Sırada K var. K'nin ortalaması 170 santimetre ortalamanın bir standart sapma üstü 170'den 6 santimetre fazla yani 176 santimetre. Bir standart sapma altı da 6 santimetre az yani 164 santimetre olacak. Son olarak bir de farklarının yani f rassal değişkeninin dağılımına bir göz atalım. Evet, f rassal değişkeni. F'nin ortalaması e ve k'nin ortalamalarının farkına eşit olacak. Hemen not edelim. E'nin ortalaması eksi k'nin ortalaması 178 eksi 170. 178 santimetre eksi 170 santimetre. Farklı bir renk kullanayım, evet, 8 santimetreye eşittir. O halde buraya da 8 yazabiliriz. Peki ya standart sapma bu iki rastsal değişkenin bağımsız olduklarını varsayarsak bu arada bağımsız oldukları soruda verilen bilgiler arasında var ve bağımsız olmaları bir erkeğin boyunun bir kadının boyunu etkilememesi anlamına geliyor evet eğer bunların bağımsız olduklarını varsayarsak toplamlarını ya da farklarını aldığımızda dağılımlarının kapladığı alan genişleyecektir ama standart sapmaları Öylesine toplayamayız. Yapmamız gereken şey farkın varyansının bu iki rassal değişkenin varyanslarının toplamı olduğunu düşünmektir. Hemen not ediyorum. Farkın yani f'nin standart sapmasının karesi yani varyansı e'nin varyansının karesi artı k'nin varyansının karesi. Bu rassal değişkenin iki rassal değişkenin farkı olarak tanımlanmış olmasına rağmen varyansları topluyor olmamız size biraz ters gelmiş olabilir. Bunlar bağımsız değişkenler oldukları için burada toplamlarını ya da farklarını almış olmamızın çok da bir farkı yok. Demek istediğim rassal değişkenlerin toplamları ya da farkları olarak tanımlanmış bir rassal değişkenin varyansı her zaman ilk iki rassal değişkenin varyanslarının toplamına eşit olur. Peki, hadi hesaplayalım. Eşittir. E'nin standart sapması 8'di. 8'in karesi 64 eder. K'nin standart sapması da 6'ydı. 6'nın karesi de 36'dır. 64 artı 36 100'dür. Evet, buradaki dağılımın varyansı 100'müş. Varyansı 100 ise standart sapması nedir? 100'ün karekökü değil mi? Yani 10. Bu durumda ortalamanın bir standart sapma üstü 18, bir standart sapma altı da eksi 2'ye eşit olur. Ve Artık bu dağılımı kullanarak bu soruyu cevaplamak için hazırız. Bir kadının bir erkekten uzun olmasının olasılığı nedir? Soruyu ferassal değişkenine bağlı olarak nasıl sorabiliriz? Ne duruyorsunuz? Videoyu bir kez daha durdurun ve soruyu ferassal değişkenine bağlı olarak ifade etmeye çalışın. Peki. Kadının erkekten uzun olmasının olasılığını aradığımıza göre bunun negatif bir değer alması, yani f'nin sıfırdan küçük olması gerekiyor, öyle değil mi? Başka bir deyişle, f'nin sıfırdan küçük olmasının olasılığını arıyoruz eğer 0 buralarda bir yerlerdeyse evet 0 eğer buralarda bir yerlerdeyse yani f burada 0'a eşitse bizim bulmak istediğimiz eğrinin altında kalan bu alandır öyle değil mi? Şu şekilde tarıyorum. Evet. Şimdi bu alanı farklı şekillerde bulabiliriz. Örneğin f eşittir 0'ın z değerini bulabiliriz ve bu son derece kolaydır. z 0 eksi ortalama yani 8 bölü standart sapma yani 10'a eşit olacak. Bu da eksi 8 bölü 10 yani eksi 0 virgül 8. Şimdi de bir z tablosu kullanarak z eşittir eksi 0 virgül 8 için eğrinin altında kalan alanın ne olduğunu bulabiliriz. Buna ek olarak olarak isterseniz grafik çizen bir hesap makinesi de kullanabilirsiniz. Bu hesap makinesi normal bir kümülatif dağılım fonksiyonu çizeceğiz. Bu tuşlara bastığımda dağılıma geliyorum. Karşıma bu fonksiyonlar çıkıyor. Ben normal kümülatif dağılım fonksiyonu istediğim için ikinci seçeneği seçeceğim. Alt sınırda eksi sonsuzu görmek istiyorum. Hesap makinelerinde eksi sonsuz tuşu yoktur ama bunun yerine çok ama çok 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 negatif olan bir sayı girebilirsiniz. Mesela eksi 1 çarpı 10 üzeri 99 işimizi görecektir. Bunu da bu tuşları kullanarak yazıyorum. E 10 üzeri demek değil mi? 99'u da yazalım. Evet, oldu. Alt sınır için çok ama çok 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 küçük negatif bir sayı seçtik. Üst sınır için, evet şunu silelim. Üst sınırın 0 olmasını istiyoruz öyle değil mi? Evet, çünkü eksi sonsuzdan 0'a kadar olan alanla ilgileniyoruz. Ortalama az önce, evet az önce 8 olduğunu bulmuştuk bunun. Standart sapma da 10'du değil mi? Şuraya basıp ana ekrana dönelim. Aslına bakarsanız doğrudan burada gördüğünüzü de yazabilirdik. Bunun ne olduğunu biraz açıklamamı isterseniz normal bir dağılımımız ve iki sınır değeri arasındaki kümülatif alanı arıyoruz. Sınır değerlerimiz eksi sonsuzla 0, ortalama 8, standart sapma da 10. Ve Enter'a basalım. Sonuç yaklaşık olarak 0,212. Evet, yaklaşık olarak 0,212. O halde bir kadının bir erkekten uzun olma olasılığı neymiş? 0,212 ya da daha anlaşılır bir şekilde %21,2. 5'te birden biraz fazla.